Birisi sizi eleştiriyorsa sakın kızmayın. Çünkü o sizin en büyük dostunuzdur. Hatalarınızı size anlatacak ki kendinizi değiştiresiniz, o hatalara son veresiniz. Bir şirketi yönettiğinizi düşünün ve sizi eleştiren, ürününüzü eleştiren birileri var. Onu dikkate alırsanız o ürünü değiştirirsiniz ve satışlarınızda da bir eksiklik olmaz. Ama siz eleştirilere rağmen o ürünün satışına devam ederseniz bir süre sonra batar gidersiniz. Silinirsiniz. Siyasette de eleştirilmek aslında güzel bir şey. Niye? Hatalarınızı göreceksiniz ve o hatalara son vereceksiniz. Bugün geldiğimiz noktada ise siyasileri eleştirmek imkansız. Bir bakanı eleştiremezsiniz, bir vekili eleştiremezsiniz. Twitter'da yazıp yazıp siliyor insanlar. Düşüncesini anlatamıyor, ifade edemiyor. Bir ekranda bunları dile getiriyorsa, eleştiriyorsa, bir gazete köşesinde dile getiriyorsa bir süre sonra bakıyoruz ki patron onu kovmuş. Uçaklara alınmamış. Toplantılara çağrılmamış. Hiç önemli değil. O gazeteci kaybetmiyor. Can Ataklı yaklaşık 20 yıldır eleştiriyor. Susturmaya çalıştılar. Star televizyonunda açlık grevi dahi yapmıştı. Sonra kanala el konuldu. Can Ataklı karşımıza Korkusuz gazetesinde çıktı. Halk TV'de çıktı. Tele1'de çıktı. Sustu mu? Susmadı. Değişti mi? Değişmedi. Ama geldiğimiz noktada Şirin Payzın yıllar öncesinden bir konuyu anlattı. Şunu da anlatmakta fayda var. Bakın 31 Mart seçimlerinde AKP'ye kim kaybettirdi biliyor musunuz? Medya kaybettirdi. Medya. Medyanın %97'si kendilerini destekliyor olmasına rağmen o medya AKP'ye kaybettirdi. Mansur Yavaş'ı hedef aldılar. Mansur Yavaş'a söz hakkı dahi vermediler. Mansur Yavaş'ı mağdur ettiler. Ankara halkı da o medyaya inanmadı, güvenmedi. Ve Mansur Yavaş'ı %50'nin üzerinde bir oyla belediye başkanı seçtirdi. Aynısı İmamoğlu'nda da oldu. 806 bin farkın atılmasındaki en büyük neden işte o medyanın İmamoğlu'nu hedef alan çizgisiydi. Bunu AKP en iyi kendisi biliyor. Yıllar yılı medya AKP'yi hedef alıyordu. AKP kurulduğu yıllarda medya AKP'yi hedef alıyordu. Doğan medyası özellikle. Birbirlerine giriyorlardı, hatırlayın. Vatandaşlar diyordu ki bu medya hedef alıyorsa AKP'yi diyordu. Bir şey var bunda. Çünkü AKP mağduriyet edebiyatını iyi kullanıyordu o dönemde. Bir kısım medya söylemlerini hatırlayın. AKP kurulmadan önce de kendilerine medyada yer bulamıyorlardı. İşte Şirin Payzın bunu anlatmış. Yıllar sonra kendisinden bir rica edilmiş. Bakın onu da nasıl anlatıyor. Ayşenur Aslan'ın Medya Mahallesi programında konuştu Şirin Payzın. New York'taki 11 Eylül saldırısından sonra yapılan ilk Davos toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı röportajın perde arkasını şöyle anlatıyor. Abdullah Gül bana, Sayın Belediye Başkanımız burada. Onunla bir röportaj yapabilir misiniz? O gün CNN Türk yönetim olarak yasaklı olmasına rağmen Erdoğan'a mikrofon uzattık, söz hakkı verdik. Cezaevinden yeni çıkmıştı ve o dönem ben Sayın Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptım. Bugün tu kaka dedikleri bizlere o dönem ihtiyaç duymuşlardı. Ayrıca Şirin Payzın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek diyor ki hala ve hala sizin işiniz düzgün yapan gazetecilere ve özgür basına ihtiyacınız var diyor. Hala ihtiyacınız olan bu diyor. İşini düzgün yapan özgür gazetecilere ihtiyacınız var diyor. Çünkü diğerleri evet efendim, tamam efendim diyerek aslında zarar veriyorlar. Gerçeği söylemiyorlar, gerçeği aktarmıyorlar. Vatandaşın gündemini tepeye iletmiyorlar. İletmedikleri için de 31 Mart'ta bir mesaj verildi. O mesajla algılanmayınca 806 bin farka çıktı. 8 milyona da çıkma ihtimali çok yüksek. Bu şekilde vatandaşın gündemi o ekranlarda, o gazetelerde yer almazsa. Çünkü vatandaşın derdi geçim, onların gündemi ise kayıkçı kavgasıyla meşgul olmak.